Herkese merhaba. Network Talks 6. bölüm Samet ben. Bugün keyifli bir konuyla beraberiz yine. Bugün iletişim teknolojilerinde startupları konuşacağız ve çok geniş bir konu. Konunu bir başarı hikayesiyle beraber ele alalım dedik ve bugün bu başarı hikayelerinden biri olan LifeMod startupı üzerinden konuşacağız. LifeMod, Wi-Fi sorunlarını bulut tabanlı yapay zeka yöntemiyle çözmeyi hedefleyen bir yazılım şirketi. Bugün LifeMod'un CEO'su ve kurucusu Eren Soyak konuğumuz. Eren hoş geldin. Network Talks'a. Hoş bulduk. Hoş bulduk Samet. Eren kısaca bize kendinden bahseder misin? Bugün kimle podcast yapıyoruz? Tabii memnuniyetle. Ben LifeMod'u 2 yıl önce ortağım Uyar'la birlikte kurdum. Bu Barış'la birlikte kurduğumuz ikinci şirket. Daha önce bir startup'ımız daha vardı. Ve de bundan önce de network domaininde 5 yıl kadar çalıştım. Daha öncesinde Amerika'daydım. Bu İstanbul'a dönüşümde network'e geçişim bir arada oldu. Daha önce yaklaşık 6 yıl kadar embedded gömülü sistemlerde yazılım ürettim. Ve de gömülü video üzerine, sinyal işleme üzerine elektronik alanında doktoramı yaptım. Düşünüyorum ki bu kadar. Kendimden bu kadar bahsedeyim. Süper. Yani öncelikle mütevazi bir insansın, onu söyleyeyim. Yani ben senin kariyer pedine sahip olsam 3 saat anlatırdım yani. Öncelikle onu söyleyeyim. LifeMod'un LifeMod'dan devam edelim. Daha sonra zaten hem bu startuplarla ilgili de hatta başlamadan önce bir podcast'in genel konusu hakkında bir bilgi verelim. Yani dinleyiciler hani neyi dinleyecekler? Sadece bir LifeMod'u mu dinleyecekler? Niyetimiz sadece bir şirket öyküsünü ele almak değil. Yani gerçekten de bir başarı öyküsü olarak LifeMod'u konuşacağız ama yani bir fikrin gelişim sürecini, startup'ın kuruluş sürecindeki özellikle hani network domaininde de olan bir startup'ın kuruluş sürecindeki zorlukları, buradaki iş modellerinin nasıl kurulduğu gibi konuları ele alacağız. Şimdi fikrin gelişim süreci nasıl oldu Eren? Yani LifeMod nasıl gelişti? Biraz bize detay verebilir misin bu konu hakkında? Aslında oraya biraz önce yukarıdan bir şey getireyim. Bu bahsetmiştim, bu ikinci kurduğum şirket ortağımla. Ve de bu şirketi kurarken epey sert kriterlerle kurduk. Bu da ilk şirketimizde öğrendiğimiz yani düşüp kalktıkça öğrendiğimiz birçok şeyden dolayı oldu. İlki şuydu. İlk kurduğumuz şirkette consumer space'inde bir şey yapıyorduk. Consumer ve sağlık space'inde. Ve de şunu fark ettik orada. Yeni bir şey denerken sektörün dinamiklerini bilmiyorsan eğer startup metodolojisine çok ters bir takım şeyler olabiliyor. Yani yolunda gitmiyor olabiliyor ve bunun farkına varmanız aylar sürebiliyor. Dolayısıyla bildiğimiz bir space'de daha önce ortamında benim de epey tecrübemiz olan bir domainde çalışalım dedik. Aynı zamanda da ihtiyacı iyi anladığımız bir domainde çalışalım. Başarının neye benzediğini bildiğimiz bir domainde çalışalım istedik. Bu yüzden aslında bir startup için çok da zor olan telco space'ini seçtik. Probleme yani bu detayda yani biz LifeMod olarak evlerdeki network problemlerini bulup bunu internet servis sağlayıcıya söylüyoruz. Bunun bir sorun olduğunu biz nereden biliyorduk? Yıllar boyunca bu internet servis sağlayıcılarına cihaz geliştirdim. Evler için modem. Ben yıllarca modem yaptım. Ve de bence çok iyi modemler yapıyordu bizim ekibimiz. Ve bu modemleri sahaya çıkartıyorduk. Fakat neden olduğunu bilmediğimiz birçok şikayetle karşılaşıyorduk. İşte ya şöyle oluyor, müşteriler şunlardan şikayet ediyorlar, kullanıcılar bunlardan şikayet ediyorlar. Ve bir türlü bulamıyorduk neden. Call center'larda zamanımız geçti, müşterilerle konuşarak zamanımız geçti. Ve de sorunun kaynağına parmağımızı basamıyorduk yani. Dolayısıyla dedik ki, okey, bu evin içi bir karanlık kutu. Bunu biliyoruz, bunu müşterimiz olacak,
kurumlar, internet servis sağlayıcılardan çok duyduk. Bu karanlık perdesini biraz aralamamız lazım. Bu şekilde yola çıktık. Burada problemin ekonomik boyutunu biliyorduk. Yani birçok bu sektörde epey tanıdığımız insan vardı. Onlarla konuştuğumuz zaman problemin ne kadar, yani hani artık dolar olarak, TL olarak, euro olarak ne boyutta bir problem olduğu ile ilgili bir fikir oluşturduk. Ve dedik ki tamam, burada yani çözersek finansal ciddi bir hareket yaratacak bir sorun var. Hani bunu çözebilir miyiz? Çözümü bizden alırlar mı? Bu yolda bulmamız gereken bir şey. Ama en azından böyle bir çözüme ihtiyaç var fikrini oluşturduk. O şekilde. Eren, burada seni kısaca böleyim. Yani ben mesela anlattıklarında önemli bulduğum bir şeyi nota aldım. O da şu. Yani hani başarısız deneyiminle de ilgili biraz bilgi almak isterim açıkçası. Fakat şey vurgun önemli. Yani bir teknolojiyi çok iyi bilmeniz, bir tekniği çok iyi bilmeniz sanırım yetmiyor. Yani orada bilmediğiniz business sanırım herhalde. Yani bir business'ı anlamadan istediğiniz kadar bir teknolojiyi bilin. Çok fazla bir anlam ifade etmiyor herhalde. Yani sorunun kaynağını biraz business'ta aramak ve hani çubuğu biraz oraya doğru bükmek fikrinin ben altını çizdim. Belki bu hani fikri üzerinde konuşmak için de bu başarısızlık öykünden de kısaca bahsedebilir misin? Daha sonra ben mesela LifeMot'un ve bu Wi-Fi çözümü üzerinden teknik olarak da seninle konuşmak istiyorum. Tabii. Aslında Uzan, şundan bahsedeyim. Ben ilk kurduğum startup ta şöyle bir idealle yola çıktım. Yani dünyada bir fark yaratmak istiyoruz, insan hayatını iyileştirmek istiyoruz. Ve de tam bu aralara yakın oğlum oldu. Ve de işte bir yeni baba olarak şeylere bakıyorum. Öğrenmem gereken şeyler neler, çocuğumu bekleyenler neler, bekleyenler neler. Ve de içime gerçekten hiç sinmeyen bir ani bebek ölümü konseptiyle tanıştım. Sudden Infant Death Syndrome. Ve gördüm ki yani bütün işte en modern batı dünyasında en iyi şartlarda yaşayan insanlarda bile binde bire yakın, çocukların binde bire yakını açıklanamaz bir şekilde ölüyorlar. Hı. Ve de bu benim çocuğuma da olabilir. Bunu dedim ki ben bunu kabul edemem. Acaba bu bana özel bir his mi? Değil. Etrafımdakilerle çok konuştum. Değil. Tamam, bunu bir startup kuruyoruz. Bunu ben nasıl çözebilirim? Benim doktoram video işlemede ve yapay görüş üzerine. Ve de bu alanda da epey çalışmıştım. İşte 6 yıl kadar bir gömülü sistemlerde, video sistemleri geliştirdim. Ve de bir üçüncü ortağımız vardı. O da bu alanda çalışan bir arkadaşım, doktoradan. Birlikte bu sorunu biz çözebiliriz dedik. Yani teknik olarak bu kafamızın epey çalıştığı bir alan. Bir çözüm üretebiliriz ve de oturduk daha hiç şirket falan kurmadan işte hafta sonları, geceleri oturduk bir takım prototipler geliştirdik ve dedik ki tamam ya, biz bunu çözebiliriz. Ve de teknik çözümü üretebileceğimizi düşündük ve de bu şekilde yola çıktık. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman hata olarak görebileceğim şey neydi? Teknik çözümü gördük ama bu teknik çözümün karlı bir ürün olarak pazara sokulabileceği mekanizmaya yeterince kafa yormadık. Dolayısıyla iki şeyin arasında sıkıştık. Bir tanesi bir donanım ürünü yapmak. Bir donanım ürünü yapmanın gerektireceği yatırım ve eforu doğru tahayyül edemedik. Yani hani sektör dinamiği olarak yeni bir teknolojinin pazara bizim alışa geldiğimiz modem falan gibi teknolojiler seviyesine inmesine, yani benim Çin'den 1000 tane sipariş verebileceğim bir şekle geleceği hızı küçümsedik. Bu hala bu hıza, yani bu bahsettiğim 5 yıl önceydi, hala orada değiliz. Biz bunun 1-2 sene içinde olabileceğini düşündük. İkincisi bir sağlık ürünü, yani light da olsa bir sağlık ürününün tüketiciye direkt satışındaki bunu bilmiyorduk. Bunu nasıl yapabiliriz? Hiçbir fikrimiz yoktu yani. Ve de dolayısıyla bu patikada donanım ürününden bir sene kadar üzerinde çalıştıktan sonra
inanılmaz ileri bir takım rakiplerin ortaya çıkmasından, yani böyle yıllarca bunun üzerinde gizli gizli çalışmış, ortaya çıkmış rakiplerin falan, işte Amerika'da, İsrail'de falan ortaya çıkmasından, ona bir karşılık olarak Türkiye'de işte mi denediniz software... bu arada? Evet, Amerika'da. Tabii tabii, bunlar hep Türkiye'de yapıyorduk. Evet, evet, bu da Türkiye'de yapıyorduk. Dedik ki, okey, o zaman biz de madem donanım olarak yapamayacağız bunu, hazır platformlar üzerinden software as a service olarak ortaya çıkalım. Hızlı bir şekilde bunu yaptık. Ürünü işte lokalde koşan algoritmaları buluta aldık. Bir bulut mimarisi yaptık. Onu birazcık scale ettik. İşte 50 kullanıcı üzerinde çalıştırmaya başladık falan. Fakat o zaman da dinamiklere işte bu çalışmanın sonunda gittik. Amerika'da funding arıyoruz. Dediler ki ya çok ilk konuşma merhaba nasılsın? Müşteri kazanma maliyetin nedir? Müşterinin işte hayat boyu sana getireceği ciro nedir? Customer cost of customer acquisition, customer lifetime value. Gerçek dünyaymış. Evet yani evet dedi ki okey tamam senin çarpanın 2.5-4'ün altında bunun çalışma ihtimali yok. Sizi sevdik, git başka ürün geliştir, konuşalım. Bu kadar da basitti yani. Vallahi süper. Ve de şimdi geriye dönüp baktığım zaman böyle bir şeye yola çıktığın zaman yani proje ekipte bunu yapan birisi olmasa bile en azından hani sorabileceğin, danışabileceğin yakınında bir şekilde belki sana mentorluk yapabilecek, sana yol gösterebilecek ve bunu daha önce yapmış birisinin olması çok önemli. Yani bu konularda bir fikri olan birisi değil. Bunu daha önce yapmış birisi. Peki Eren, mesela bu şimdi tekrar life mode'a döndüğümüzde mesela bunu daha önce yapmış bir vurgun, mesela life mode'da diğer arkadaşınla yapmış biri olarak mı yola çıktın, yoksa zaten ben uzun yıllardır şeyde çalışıyordum, bir modem üreticisinde çalışıyordum, bu deneyime güvenerek mi biz bu sorunu zaten biliyoruz, aştık deyip ikinci denemeye giriştiniz? Şöyle, sektörü biliyorduk. İkimiz de Ortağım Barış ürün müdürlüğü yapmıştı uzun yıllar. İşte modemler, set-top box'lar, bu tip şeylerden hani sahaya milyonlarca çıkarmış bir ürün müdürüydü. Ben bunların Ar-Ge'sinde çok çalıştım. Bunların sistem mühendisliğini, araştırmalarını yapmış birisiydim. Ve şu şekilde yola çıktı. Dedi ki, müşteriyi tanıyoruz, problemi tanıyoruz. Çözümle ilgili de domain kısmını biliyoruz. Yani network biliyoruz, Wi-Fi biliyoruz. Cloud yeterince bilmiyoruz, AI yeterince bilmiyoruz. Fakat yani tamam okey, onlar teknik problemler. Teknik problemlerde evet hala orada büyük bir gotcha çıkabilir. Yani bir atıyorum mesela bizim istediğimiz, bizim ihtiyaç duyduğumuz maliyet seviyesinde böyle bir cloud sistemi yapılamaz, çıkabilir mesela. Böyle bir teknik belirsizlik hala var. Zaten teknik belirsizlik yoksa startup değildir o. Yani başka bir şeydir. Hı hı. Bir teknik belirsizlik mutlaka olacak zaten. Fakat teknik belirsizliğin en azından skopu nedir? Yani hani eğer burası çukursa düşüp bizi öldürecek çukurun en azından nerede olduğunu bilelim. Olabildiğince hızlı onun üstüne gidelim istedik. Ve aynen de yaptık yani. Biz bir scalable cloud sistemi yapabiliyor muyuz? Bu tip şeyleri analitik olarak datadan, hadi tutun datayı topladık. Analitik olarak datadan, en basitinden bile olsa bulabiliyor muyuz? Bunların olabildiğince hızlı üzerine gidip buradaki teknik belirsizliği yok ettik. Çünkü pazar konusu, böyle bir şey olsa biz satabilir miyiz? Satabiliriz. Böyle bir şey olsa şu müşteriler alır mı? Kesin alırlar. Ne kadar para verirler? 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Yani hani çünkü problemin boyutunu biliyoruz. Operatörlerin, yani hedef müşterinin bir problem çözüldüğü zaman üretilen değerin ne kadarını bu problemi çözene verebileceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Dolayısıyla ya böyle bir satışın ne kadar sürebileceğini biliyoruz. Mesela bizim girdiğimiz alanda telkoda bir seneden önce satış yok gibi bir şey. Bunu öngörmeden, yani bunu bilmeden ama gerçekten bilmeden bu işe girdiğiniz zaman mutlaka batarsınız çünkü. Ya şey çok ilginç, seçtiğiniz pazar da çok zorlu bir pazar. Yani telko pazarına bir startup olarak girmenin de çok ciddi zorlukları olduğunu tahmin edebiliyorum. Benzer domainde olduğum için, en azından temas kurduğum için bu domainle. Bu zorlukları da sana bir noktada
değindireceğim ilerideki sorularda ama çözümünüzün teknik arka planı nedir? Yani genel olarak ne yapıyorsunuz? Ha, tabii baştan anlatsaydım belki. Biz modemlerden, sahadaki modemlerden graniler olarak yani dakikalık bazda veri topluyoruz. Topladığımız verilerde sinyal seviyeleri, paket kayıpları, paket hızları, kullanım miktarları gibi düşük yani alt seviye data yani kim hangi IP adresine bağlıyordan ziyade hangi MAC adresleri kaç paket atıyorlar, bunları ne hızda atıyorlar, ne sinyal seviyesinde atıyorlar gibi verileri topluyoruz ve bunları proaktif olarak analiz ediyoruz. Bulutumuza çıkartıyoruz ve analiz ediyoruz. Burada diyoruz ki işte Eren'in evinde şu sorunlar var. Bu Eren'in internet servisi sağlayıcısı bizim müşterimiz. Diyoruz ki ona bu evde şu sorunlar var. Bizim önerimiz şöyle bir çözüm denemeniz. Bunu real time olarak mı? Bunu günlük olarak yapıyoruz. İletiyorsunuz günlük olarak. Günlük olarak. Yani bu bir alert servisi değil. Eren'in evinde şu anda bu problem baş gösterdi demiyoruz. Diyoruz ki dünün, geçen haftanın, geçen ayın verisine bakarak bu evde şu sorun olduğunu düşünüyoruz. Yani çünkü internet servis sağlayıcı açıkçası hani böyle Eren'in evinde yangın çıkmadıysa o gün bir şey yapmayacak. Normalde aynı zamanda değil mi? Yani hani sen orada genel bir rapor sunup işte kaliten şu kadar atıyorum X bölgende şöyle problemler var değil. Nokta atışı o raporunda X kişisinde şöyle problemler yaşıyor diye de belirtebiliyorsun anladığım kadarıyla. Evet yani aslında burada amacımız proaktif bakım. Yani Eren'in evindeki sorunları eğer önden kestirebilirsem Eren şikayet etmeden çözebilirim. Eren şikayet etmeden çözmenin faydası şu, Eren şikayet etmeye başladığı noktada bir kere kabul edeceği çözümlerin eşiği çok yükseliyor. Aynı zamanda benim de deneme kapasitem çok azalıyor. Yani burada yazılımsal bir şey denenecekse mesela Eren telefondayken bunu deneyemem. Çünkü çok etkisini doğru. Görmem genelde bunun 1-2 gün sürüyor. Onun için önden bir şey, yazılımda bir şey denenecekse yazılımda bir şey denemez. Peki eğer bir çözüm mesela bir donanım satılacaksa Eren'e yeni bir donanım ben bu dememle Eren beni aradığı zaman ona bir şey satmaya çalışmam arasında da çok fark var gibi gibi. Peki burada modemlere agent mi kuruyorsunuz Eren? Yani ya da bir software düzeyinde bir şey mi kuruyorsunuz? Yani o datayı cloud'a nasıl gönderiyorsunuz? Şimdi o kısmı önemli. Bu alanda yapılan daha önce yapılan birçok çalışmada modemin üzerindeki gömülü yazılımın değişmesi gerekiyor. Yıllarca modem öğretmiş birisi olarak bunun ne kadar çetrefilli bir şey olduğunu biliyorum. Sahadaki milyonlarca modemin yazılımının değişmesinde büyük sıkıntı var. Bu yazılım değişirken bir kere büyük bir maliyet var yeni bir gömülü yazılım üretmekte. Ayrıca bu yazılım sahaya sürülürken bir takım sıkıntılar çıkıyor. Bazı modemler bozuluyorlar. Muhatabı telko olmaktan da çıkıyor zaten bu arada. Yani eğer böyle bir şey olsaydı muhatabı telko olmaktan da çıkıyordu. Yani direkt modem üretici. Tabii o durumda modem üreticisine iş çıkıyor. Modem üreticisi zaten satmış ürünü belki seneler önce. Niye hala ben buna yazılım çıkıyorum gibi bir tavır da olabiliyor. Dolayısıyla yani böyle ciddi sıkıntılar var. Biz bunlardan yine işte sektörden gelmenin böyle bir avantajını kullanıyoruz. Bunları öngörerek dedik ki tamam bizim veri toplama mekanizmamızın inanılmaz hafif olması lazım. Modemlere yazılımı değiştirmeden yazılım ittirmemiz lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Modemler Linux. Biz modemlere script servis sağlayıcının kontrol mekanizmaları üzerinden script yollayalım. Bu script arkada bir daemon proses olarak çalışsın ve de modemin kendi üzerindeki yazılımla hiç alakası olmasın. Yani modem üreticisinin yazılımıyla hiç muhatap olmasın. Direkt olarak Linux'te ve driver seviyesinde konuşsun, sürücülerle konuşsun, veriyi toplasın ve bizim bulutumuza çıkarsın. Aynen de yaptığımız bu şu anda. Şimdi kabaca yani teknik bileşenleri anlayabildiğimi düşünüyorum ama mesela benim aklıma ilk şey geliyor, veri güvenliği. Zaten biliyorsun bu KVKK kişisel verilerin korunması çok gündemde olan ve sürekli değişen ve yorumlanmaya açık bir konu. Veri güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Yani sonuçta siz bir startupsınız. Yani insanlar bugün çok büyük bir üretici firmalara dahi verileri açısından bir güven problemi yaşarken LifeMode'un bu skriptini nasıl güvenecek? Ya da kullanıcı bunu biliyor mu? Yani kullanıcının bir onayı alınıyor mu böyle bir script yapılırken? Bu veri güvenliği ve sizin ilişkiniz açısından teknik anlamda birkaç yorumunu alabilir miyim? Tabii şimdi burada birkaç seviyesi var bu konunun. Bir tanesi verinin güvenliği yani toplanılan verinin güvenliği. Orada
neyse ki yani bir startup, tabii bu alanda startupların çıkmasının bence çok önemli bir unsuru Amazon. İşte biz Amazon'dayız, Amazon Web Services'deyiz ama bu Azure'da olabilirdi, Google Cloud'da olabilirdi ama yani hani Amazon bizim ihtiyaçlarımızı en iyi karşılanıyordu bunlardan. Burada inanılmaz çok hazır modül var. Konunun IT kısmına minimal yatırım yaparak oturup güzel bir bizim veri topladığımız hizmet, yani verinin atıldığı hizmet dışındaki hiçbir şey internete açık değil. Gayet kendi private cloud'un içerisinde çalışan bir şey. Buraya yapılan call'lar çok, nasıl diyeyim artık, inanılmaz kontrollü bir patikadan giriyor. Dolayısıyla veri bir kere oraya girdikten sonra o verinin çıkması epey güç. Ya da bizim dışımızda çıkartılması gerçekten çok güç. Verinin arada gitmesinde de yine, yani verinin modemden bizim bulutumuza gelmesinde de yine bu konuda bilindik. İşte HTTPS gibi güzel authenticated, encrypted hizmetler kullanıyoruz. İşin KVKK kısmına geldiğimiz zaman, ya privacy kısmına geldiğimiz zaman, orada topladığımız veriyi çok kısıtlı tutuyoruz. Yani IP seviyesinde veri katiyen toplamıyoruz. Hep Mac seviyesinde veri topluyoruz. Bu burada işte kesinlikle WAN IP'leri, böyle şeyler gözükmüyor. Kimin nereye gitti, kimin nereye baktı gibi. Çünkü bir takım verileri topladığınız zaman ne kadar güvenlik örerseniz örün ciddi sıkıntılar çıkabiliyor. Bizim topladığımız veriler zaten görece masum veriler. Onları da özellikle bu KVKK veya GDPR kapsamında değerlendirdiğiniz zaman teknik hizmeti geliştirmek için topladığınız teknik veriler dediğiniz zaman bunlar zaten bu tanıma giriyorlar. Burada aslında çok da gri alan bırakmayan bir tanımı kullanıyoruz. Dolayısıyla burada eğer operatör müşterisine ve verileri biz operatör adına topluyoruz. Yani GDPR bazında bakarsanız biz bir data prosesörüz. Yani evet, verileri fiziksel olarak biz topluyoruz ama operatör adına topluyoruz. Operatörün de bu tip teknik verilerle, yani teknik hizmeti sağladığı teknik hizmeti değerlendirebileceği ve maintain edebileceği altyapıyı oluşturabilme kapsamında zaten müşterisinden, yani bizlerden bununla ilgili ilk daha kontratınızı imzalarken teyit almış oluyor. Süper, süper, kabaca anladım. Bu ürün nerelerde kullanılıyor Eren şu an? Yani yaygın bir kullanımı var mı? Şimdi ürünün ilk sahaya çıkardığımız yer Türkiye'ydi. Burada yakın çalıştığımız bir teknik ekibinde iyi tanıdığımız bir operatörde birlikte sahaya çıkardık zaten. O yine ilk başta söylediğim, şirketi kurarken kendimize koyduğumuz ciddi kriterlerden bir tanesiydi. 3 ay içerisinde, şimdi normalde bir ürünü satmak önemli ama operatöre satmak çok yüksek bir eşik. Ama operatörün bunu sahaya çıkarması, güvenip de kendi sistemine çıkarması zaten bizim için yeterince bir kanıt oluyordu. Dolayısıyla dedik ki 3 ay içerisinde bunu sahaya çıkaracak bir operatör bulmalıyız. 6 ay içerisinde bu sahaya çıkmış olmalı. Ve böyle de oldu. Gerçekten şirketi sene başında kurduk, sene ortasında sahaya çıkmıştı. Daha sonra Norveç'te bu ilk pilot uygulamadan sonra, bir 2000 cihazdaydı daha, pilot uygulamamızı yaptık. Ondan sonra direkt Norveç'e gittik. Norveç'e gitmemizin sebebi de şu, bu da sektörde yüklüce kullandığımız bir şeydi. Ortalama ciro, yani bir operatörün müşterisinden aldığı ortalama ciro, ARPU diye. Ve de internet hızı, yani broadband hızı. Norveç'te bizim tipik müşterimizin ortalama müşterisine verdiği hız, yani sunduğu değil, müşterisinin parasını verip aldığı başarılı olarak hız 110 megabit. Şimdi böyle bir hız olduğu zaman ortalamada ev içerisindeki network sorunları öne çıkıyor. Bunun için oraya gittik. Yani Norveç ana sorun bir internet kullanıcısının. Bu Norveç genelindeki bu bizim müşterilerimizin Norveç genelindeki. Evet. Yani şöyle, Norveç'in genelinde değil, bizim müşterilerimiz Norveç'te fiber ve kablo satan müşteriler. Okay. Mesela Norveç'in DSL incumbent'ı bizim müşterimiz değil. Ona baksak onun hızı birazcık daha düşük olacaktı. Siz ama fiber'e fokuslandınız. Incumbent da zaten fiber ve cable'a fokuslandık. Fakat yani bu arada Norveç'te de söyleme göre 2 yıl sonra DSL'i kapatacaklar. Dolayısıyla ortalama hız buna çıkacak zaten yani. Güzel, size yeni pazarlar açılıyor o zaman.
Şimdi tabii evet tabii ve yani ve oradan yayılıyoruz. Şimdi ikinci hedefte Finlandiya var. Orada bir takım pilotlar yapıyoruz. Hollanda, Belçika. Bunlar yine bu eğriyi takip ediyorlar. Yani hız yüksek, fiyatlar yüksek. Fiyatlar yüksek olmasının da sebebi şu. Bir business case yaptığımız zaman hani operatörün sonuçta bir taş atacak. Yani bize para verecek. Aynı zamanda kendisi de böyle bir sistemi kullanmak için yatırım yapacak. Bunun ürküttüğü kurbağaya değmesi lazım. Yani problemin finansal boyutunun büyük olması lazım. Yani bir müşteri arayıp ben internete bağlanamıyorum ya da benim internetim yavaş dediği zaman operatöre maliyeti nedir bunun? Bu böyle yaptığımız zaman o zaman karşısına şu somut olguyu koyabiliyoruz. Biz 2017 yılında ilk sahaya çıktık. 2018 yılında year over year yani ilk sahaya çıktığımızdan 12 ay sonra pilot müşterimizin toplam çağrıları %10 düşmüştü. Ne kadar sürede bu düşüş olmuş? Eren kaçırdım orayı. Bir yılda. Şimdi yani hesabını yaptığı zaman bu çok net bir finansal getiri oluyor. Onlar biliyor ki tamam bir dakika ben bu adama X verdim ama kaç X bu şekilde kardayım yani diye bakabiliyor. Dolayısıyla hani net bir finansal argüman var. Biz aynı zamanda business model olarak bunu senelik ev başına bir subscription olarak satıyoruz. Yani SaaS olarak satıyoruz. Dolayısıyla senenin sonunda adama gidip hani tamam bize yine bir sene için daha para ver dediğimiz zaman çok net bir şey gösteriyor olmamız lazım. Bak geçen sene böyle iyi sonuçlar aldım. Dolayısıyla bize para vermeye devam etmemiz lazım. Onun için net KPI'lerimiz olması lazım. Yani net başarı kriterleri. Bizimkisi net. Kaç kişi aradı? Azaldı mı? Ortalama çağrı süresi neydi? Azaldı mı? Sahada kaç tane modem değiştirdin? Azaldı mı? Bu. Yıllar sonra kaç müşteri kaybettin gibi daha böyle ütopik kriterlerde koyabileceğiz buna diye umuyorum ama ilk başta bu üç tane kriterimizle gidiyor. Türkiye'de herhangi bir şeyiniz var mı? Yani ilk önce mesela şey vurgusunu anlayabildiğini düşünüyorum. Bu fiber meselesi önemli çünkü siz home wifi yoğunlaştığınızda bir defa evinizin dışındaki tüm karasal network'teki hızların hani problem oluşum sürelerinin ya da kalitenin bir defa çok stabil olması lazım. Oraları bir bypass geçebilirsiniz evet. Diye. Yani dolayısıyla hani teknik olarak gayet mantıklı bir rota izlemişsiniz. Türkiye'de ama işler bu kadar kolay değil anladığım kadarıyla. Yani sadece DSL fiber değil yani mevcut altyapıların kalitesi hakkında ya da bilmiyorum bu konudaki bir fizibilite çalışmanız oldu mu sizin? Şimdi şöyle, evet Türkiye'de de müşterilerimiz var ve de orada dediğin gibi yelpazeyi birazcık daha genişletmemiz gerekiyor. Yani bizim sadece Wi-Fi'ye değil DSL'e de bakmamız gerekiyor. Genelde DSL oluyor bu. Yani diğer mekanizmalara baktığımız zaman yani fiber genelde bozuk değil. Fiberde sorun nedir? İşte fiberi kurarken teknisyen genelde böyle bir şey yapmıyor ama eğer arada birisi dokunursa kabloya falan gibi fiber to the home'da diyorum. O zaman işte parmak izi çıkıyor falan. Yani öyle sıkıntılar olabiliyor ama normalde genelde sorun eğer varsa DSL'de oluyor broadband testiminde. Buralara dokunuyoruz. Şu anda bunlarla ilgili de algoritmalarımız var. Bunlarla ilgili analizlerimiz de var. Fakat bu analizleri ilk yapanlar, yani bir kısmını ilk yapanlar biz değiliz. Yani burası bir süredir altyapı tarafı, altyapı monitoringi bir süredir olgunlaşan bir alan. Bu altyapıyı tesis eden vendorlar, genelde tedarikçiler zaten bu tip analitik sistemler sağlıyorlar. Bizim orada ek getirdiğimiz şey şu oluyor. Yine bir ev bazında düşündüğümüz zaman, yani Eren'in evi dediğimiz zaman, Eren internete bağlanamadığı zaman bu evin içindeki bir sorundan mı, evin dışındaki bir sorundan mı kaynaklanıyor noktasına getirebilmemiz gerekiyor. Çünkü ikisinde birden sorunu varsa, mesela içindeki sorunu önce çözmemin hiçbir faydası yok. Eve internet gelmiyor zaten. Ama eve internet getirince müşteriyi mutlu edemeyeceksem zaten evin içindeki sorunu çözmeden bu ikisini bir arada çözmem gerekiyor. Bu tarz bir önceliklendirme açısından dışarıya da bakıyoruz. Yani işte DSL bağlantısının sağlığı nedir? Sürekli bir latency monitoring baktığımız zaman yani ev içerisinde normal paket latency yani WAN paketi latency salınımı nedir? Buralarda hani bir outlier sonuç var mı yani şu evde sorun var tarzı bir şeyi parmakla gösterebiliyor muyuz gibi analizler de yapıyoruz. Onları evet dediğim gibi Türkiye'de daha ağırlıklıca yapmamız gerekiyor. Norveç'te, Finlandiya'da daha az bir sorun.
ben bir kurumsal hani teknik çalışanım, öyle söyleyeyim. Bir startup deneyimim de olmadı, böyle bir tecrübem de olmadı. Mesela şey beni heyecanlandırıyor. Yani daha doğrusu gerçekten de önemsediğim bir şey. Siz burada bir hani bu fırsatı görüyorsunuz. Bu fırsatın karşılığının dünyaya bakıp ne bileyim Norveç'te karşılık bulacağını ya da işte kuzey ülkelerinde karşılık bulacağını düşünüyorsunuz ve gidiyorsunuz ve orada pilot yapıyorsunuz. Şimdi bu çok kolay bir süreç olmadığını düşünüyorum. Yani nasıl gidiyorsunuz, nasıl muhatap alıyorsunuz? Yani çünkü ben şeyi biliyorum, belki hani yavaştan oraları da girebiliriz herhalde. Yani sizin bu startupta, yani özellikle bu startupta Avrupa genelinde yapılan bir üçüncülüğünüz de var. Bununla ilgili aldığınız ödüller de var. Sanırım ondan sonra başlıyor bu süreçler diye biliyorum. Biraz hani seni o Norveç'e götüren sürecin kendisini de anlatabilir misin? Yani hani bu işin biraz yavaştan hani startupların da zorluğu, kolaylığı kısmını seninle konuşmak istiyorum. Şimdi o mesela orada güzel bir örnek var muhtemelen. Bahsettiğin herhalde Slush. Slush'taki bizim evet, evet. Değil mi? Evet, evet. Evet. Şimdi biz ilk önce 2017 yılında Slush'a gittik. Slush Avrupa'nın ve bence dünyanın en anlamlı, en hani prestijli demeyeyim, bence gerçekten en düzgün startup toplantılarından biri. Binlerce startup founder'ı geliyorlar ve de işte aynı zamanda kurumsallardan, ekosistemden, üniversitelerden falan insanlar geliyor. Ve de bir araya geliyorlar. Bir konuşmalar oluyor, işte showcase'ler oluyor, fireside'ler oluyor. Yani epey güzel bir ortam oluyor. Biz buraya ilk önce 2017'de gittik. Çok hep ben duymuşumdur yani bu startup konusunda 2015'te girdiğimden beri hep duyduğum bir şeydi. Sonunda 2017'de kalktık gittik. Ve de tabii inanılmaz bir şeydi. O kadar çok şey oluyor ki aynı anda. Yani hani 5 ayrı kişi olsam yine de her şeye katılamayacağım. Ve çok etkilendik. Çok hoşumuza gitti. Ve de orada birileriyle tanıştık. 2017'de gittiğimiz zaman böyle bir şey var. Bir matchmaking tool var. Yani diyorsunuz ki işte toplantı, herkes işte ben kimim, niye buradayım tarzı bir şeyden geçiyor. Ve de şu çıkıyor. İşte ben bir Finlandiya'da bir telekom operatöründen geliyorum. Product manager'ım ya da daha da önemlisi startup outreach manager'ım. Böyle bir konsept var. Telekom operatörü normalde startup'a fevkalade kapalı bir kurum. Fakat bir kendi içinde bir birim kurmuş. Demiş ki bir adam var. Adamın işi olabildiğince çok startup getirmek. Yani konuya startup dahil etmek. Bir startup'tan bu telkonun ürün alması için olabilir. Startup'ın ürününü telkonun ekosistemi üzerinden satması için olabilir. Fakat amaç bu yani. Ve de bu insanlarla tanıştık. Ve de dediler ki siz ne kadar ilginç bir şey yapıyorsunuz. Sizi içeride şununla tanıştırayım. Ve de 2017 aralığında, pardon Kasım'ında tanıştık. Ve de dediler ki işte ya biz aynı zamanda şöyle bir yarışma düzenliyoruz. Bizim telko sorunlarımıza AI'la çözüm getirme. AI'ın büyük bir şey olduğunu biliyoruz. Bu konuda çalışanları görmek istiyoruz, çekmek istiyoruz. Böyle bir yarışma düzenledik. Katılmaz mısınız? Tabii ki katılırız. Bayılarak katılırız. Ve katıldık. Ve de bir 6 ay kadar bu Finlandiyalı operatörle çalıştık. Ve de ondan sonra bu yarışmasının finallerini de bir sonraki senenin başında düzenliyordu. Bizi oraya davet etti. Bu sefer onun davetlisi olarak gittik. Bu bize birazcık daha vizibilite kazandırdı. Slush'ın işte bu Slush 100 var işte. Slush'a katılan böyle ve tabii başvuran en şey gördükleri, en sunulabilir gördükleri 100 startup. Çıkıyorsunuz işte sahnede, önce böyle bir tiyatro gibi bir yere gidiyorsunuz. Yatırımcılar var işte şey olarak, değerlendirmek için hakem olarak. Onlara bir 3 dakikalık sunum yapıyorsunuz. O 100 sonra 20'ye düşüyor. Sonra 3'e düşüyor. Final gününde de yani son bütün bu toplantının son kapanışında da işte 3 tane start. Bir yandan da yani bir önceki günde işte bir sürü heyecan bir anda yaşıyoruz. İşte bir taraftan Amazon'la görüşüyoruz. Bir taraftan değişik telekom operatörleriyle görüşüyoruz. Başka yatırımcılarla görüşüyoruz. İşte bu AI yarışması bir önceki yani günün sabahında AI yarışmasına çıktı ve birinci olduk. Orada zaten bize çok güzel bir parasal ödül geldi. Dedik ne bu yani epey de ihtiyacımız olan bir paraydı. Onun neşesi, heyecanı bitmeden akşamüstü de finale çıktık. İşte 20 bin kişi ne izliyor yani. 3 dakika değil 5 dakikam var sunmak
Ve de inanılmaz bir vizibilite getirdi bize. Yani 5 gün falan e-mail temizledim yani sürekli işte herkes ya ürün nedir bakabilir miyiz falan filan. Ve yani bize o eventin sağladığı vizibilite inanılmazdı. Ve de temaslar da inanılmazdı. Yani muhteşem insanlarla tanıştık ve de gerçekten de hani insana bir startup kurucusu olarak da inanılmaz moral veriyor tabii çünkü. Herkes benzer bir şey yaptı. Ne tür sıkıntılar yaşadığını anlıyorlar. Ve de bir şekilde sana destek olmaya çalışıyorlar. Ve tabii ilk tepki ben de size nasıl destek olabilirim oluyor. Ve de işte hiçbir şey olmasa ya ben network'ten anlıyorum. Sen network üzerinde çalışan bir ürün yapıyorsun. Konuşalım sana nasıl yardımcı olabilirim? Belki bir yol isterim. Ya işte ben yazılım tabanlı bir tabii ki bir ürün yapıyorum. Sen benden daha iyi bir yazılımcısın. Bakalım bana nasıl yol göster. İlişkiler kuruluyor ve hala devam ediyoruz bütün diyaloglar. Bu arada şeyi siteye eklediğimde senin o Slash'taki finaldeki sunumunu YouTube'da var. Slash'ın kendi sitesinde herhalde. Onun linkini koyacağım. Ya yani hakikaten şey böyle bu söylediklerinin hani nasıl bir gerçekliğe dönüştüğünü görülmesi açısından güzel. Hani o link olacak en azından hani dinleyiciler için söyleyeyim. Bu arada benim anladığım sanırım Eren bu hani bu ödülü aldığın yani finale çıktığın dönemin aslında en önemli şeyi senin bir yıl önce gidip oradaki o network'ü kurman ve işte Finlandiya'da pilota başlaman diye anladım ben. Evet. Yani bu bir ölçüde de gidip nasıl orada insanlarla ilişki kuruyorsun bir yanıttı. Hem bir startup açısı var. Yani bu her zaman startup olmak eğer avantaj olarak kullanmazsan bir dezavantaj. Ama ta ki sen avantaj olarak kullanana kadar. Normalde ben milyarlarca dolar cirosu olan bir şirkete satış yapmaya çalışan cirosu olmayan ya da oradan baktığın zaman cirosu yokmuş gibi gözüken bir şirketim. Fakat eğer ben startup'lığımı bir şekilde bug değil feature olarak kullanabilirsem yani mesela startup outreach programı olan operatörleri bulayım. Onlar tercih ediyorlar startup'larla çalışmayı o açıdan. Ya da başka startup'lar mesela o şirkete satış yapan startup'larla ilişki kurayım. Beni itsinler tanıştırsınlar. Çünkü startup'lar arasında gerçekten böyle bir ütopik bir kardeşlik kesinlikle var. Bu fark ediyor. Dolayısıyla bir yere nasıl gidilir? Bir sektörel tecrübeyle yani sektörden tanıdığın insanlar vasıtasıyla gidilir. İki, startup olarak hani oraya tabiri caizse bomba gibi düşülür yani gidilir. Orada bir event var. Finlandiya'da böyle bir event var. Gidilir. Endüstri eventleri de tabii ki var. Yani işte Berlin'de Broadband World Forum'a gidiyoruz. Tabii ki gidiyoruz ona da. Ama oraya bizim 1000 katımız boyutunda şirketler de gidiyor. Dolayısıyla onların arasında gözükmek çok mümkün olmuyor yani. Ama startup olarak ilk başta dikiş tutturup ondan sonra daha büyük bir şirketmiş gibi gitmek mümkün olabiliyor. Bu mesela startup kardeşliğine dair bir şey söyledin de. Şimdi öncelikle şeyi sorayım. Bu Slash takip ettiğim orada YouTube'da gerçekten çok güzel öyküleri anlatılan bir şeyi var. Hani buna benzer, Lightmot'a benzer bir dizi öykü hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Slash'ta mesela senin dışında bildiğin böyle bir başka Türk deneyimi oldu mu? Ya da Türkler mesela orada hani bu düzeye kadar gelebilen oldu mu? Duyduğum olmadı ama yani son birkaç senedir takip ediyorum sadece. Daha önce olmuş olabilir Slash bir süredir süren bir organizasyon. Duyduğum olmadı. Ama açıkçası orada o kadar geniş bir yani o kadar çok insan var ki aralarında karşılaşmış olma ihtimalimiz zaten çok düşük. Yani randomly karşılaşamayız. Bizim yani benim çevremdeki startuplardan giden yoktu. Giden olsaydı zaten onu mutlaka söyleyeyim. Yani bu öyle bir iş ki insanlar gerçekten normalde şirketlerin birbirlerine yaklaşmayacağı şekilde mutlaka kol kola giriyorlar. Yani işte biz mesela Boğaziçi Teknopark'tayız. Komşularım ne yapıyor biliyorum. Bir şekilde yardımcı olabilirsem hani işte arada çay almaya giderken karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. İşte ve mutlaka yardımcı olabilirsem yardımcı oluyorum. Ve bana da aynı şeyi uzattıklarını, aynı yardım elini uzattıklarını çok net görüyorum.
Bu mesela şeyle ilgili mi bilmiyorum. İlk önce yorumunu alayım ama hani buna benzer hani belirli zorlukları olduğunu biliyorum. Hani işin o zorluklarının belki getirdiği şey de bu dayanışmanın kendisi de. Yani Türkiye'de genel olarak mesela startup olmanın ya temel zorlukları ne abi? Yani işin mutfağında temel zorluk olarak dediğiniz şeyler ne çıkıyor ortaklaştığınız diğer startup'taki ilişkilerinizde de gözlemleyebildiğin? Yani bunun tabii insan kadar cevabı var. Bizim için olan temel zorluk şuydu. Ekibimizde, kurucu ekibimizde hiçbir zaman bir satışçı olmadı. Yani daha önce kurumsal, yani B2B satış yapmış birisi olmadı. Dolayısıyla aşmamız gereken böyle bir barikat, böyle bir engel vardı. Yani böyle bir satışı nasıl yapabiliriz? Çünkü ilk şirketimizde satışı ne kadar acilen yapmamız gerektiğini küçümsedik. İşte çünkü niye televizyonda Silicon Valley dizileri izlemiştik ve de düşünüyordum. İşte bir iki yıl böyle laboratuvarda çalışırız falan, bir şeyler çıkartırız, sonra bir yere satarız. Böyle değil tabii. Hemen gün birden itibaren birilerine satmaya, birilerinden yatırım almaya çalışıyor olman lazım. Bunlara ya paraya ihtiyacın olduğu için değil, paraya ihtiyacın var ama genelde çünkü hani en acı söyleyenler bunlar oluyor. Yani dillerini de öğrendikten sonra, hani dillerini anladıktan sonra. Çünkü çok az yatırımcı yok ya, sizde hiç iş yok ya da bu fikir hiç olmaz diyor. Ya da müşteriler de ben bununla hiç ilgilenmiyorum, bir daha benimle konuş kimse demiyor. Kimse bunu, yani bir fırsat kaçırmış olmamak için, ha ilginç, takip edelim, takipte kalalım, iletişimde kalalım diyor her zaman. Ve de bu acı mesajı almamış oluyorsun, yanlış yoldasın. Ama nasıl bu dünyayı okumayı öğrendiğin zaman, he diyorsun, böyle dediğine göre hiç ilgilenmiyor. Böyle dediğine göre ben bu yaptığımı bu şekliyle bu insana satma ihtimalim sıfır. Bunları öğrendikçe ve bunun ne anlama geldiğini öğrendikçe artık okey, ya ben bu adama hiç satmamakla barışacağım ve hedef müşterime başka birisi yapacağım, ya da benim başka bir şey yapmam lazım bu adama satmak için şu yaptığımda. Ve bunun ne kadar hızlı öğrenebilirsen o kadar iyi. Mesela Türkiye'de bunu öğrenme hızı diğer yerlere göre daha yavaş herhalde. Çünkü bu birazcık da kültürel bir şey herhalde. Hayır demek Türkiye'de, hayır çok duyduğunuz bir şey değil. Yarın, sonra, belki, ileride falan daha çok duyuyorsunuz ama mesela işte Hollanda'da satış yapmaya gittiğim zaman çok net şey aldım ya, adam dedi ki şöyle yaparsan alabilirim. Şunları kesinlikle almayacağım. Ve çok net söyledi yani. Ya da mesela yine güzel bir anekdotu. İlk Norveçli birileriyle telefondayız. Norveçli'de bir arkadaşım var. Yani bir Norveçli birine satmaya çalışıyorum. Görüşmede aynı zamanda Norveçli benim arkadaşım olan birisi var. Bir yarım saat 40 dakika falan konuştuk. Ondan sonra potansiyel müşteri kapadı. Ben arkadaşımla konuşuyorum. Dedim ki ya, dedim, çok soru sormadılar. Çok, yani ben konuştum. Hep onlar da çok konuşmadılar. Acaba çok ilgilenmediler mi? İlgilen Nasıl anladın? Kapamadılar telefonu dedi. Eren, benim bağlantımla ilgili olduğunu düşünüyorum da arada kopma oluyor. Bu son hikayenin de 3-5 saniyesi koptu. İlgilenmediler mi kısmından devam etsene. Orayı ben de duyamadım. Ha. Kimse de duyamayacak muhtemelen. Yani şöyleydi. 30-40 dakika konuştuk. Ben ilgilenmediklerini düşündüm. Çünkü hep ben konuştum. Karşı taraf çok konuşmadı. Ondan sonra çok ilgilenmediler galiba. Çünkü hep ben konuştum. O da dedi ki yo yo, çok ilgilendiler. Bayağı ilgililer. Niye? Nereden anladın dedim. Dedi ki ilgilenmediği noktada ya benim işim var deyip kapatırdı zaten. Kaldı ki mesaiyi kapadık dedi. Yani orada saat şu anda 5 dedi. 4.30'da bu adamlar paydos ediyorlar. Yani mesai kapanışından sonraya kaldı bu adam ve senin kesmedi. Bu demektir ki kesinlikle çok ilgileniyor. Şimdi yani bu mesela beklemediğim bir şeydi. Öğrendiğim bir şey oldu. Gerçekten ilgilenmediği zaman da daha sonra da gördüm, ilgilenmediği zaman hakikaten de kapatıyor adam. Aa pardon, benim başka bir toplantım var. Ben çıkacağım. Ya da hatta yok ya, ben bununla çok ilgilenmiyorum deyip küt diye kapatıyor adam yani. Ama mesela şey ilginç geliyor bana. Yani mesela atıyorum sen bu fikri hani yani Türkiye'de yapmaya çalışsan hani ya da mesela Türkiye'de hani hayır demeyi bilmediklerini söyledin ya. Ya da daha doğrusu bu analiz edip edememe kısmı. Mesela şey riski de olabilir ya da mesela hayırın çok fazla gelmesinde yanlış fikir olduğunu da düşünebilirsin. Mesela bu fikrin
bir fikrin arkasından ne zaman gidilir? Hemen bunun paralelinde şeyi sormak istiyorum. Ya bir fikirden ne zaman da vazgeçilir? Yani senin söylediğin, hani biliyorum yani bu tartışmanın çok geniş bir tartışma olduğunu ve senin burada saatlerce konuşabileceğini, ama nasıl anlayabiliyorsun? Yani bir fikrin peşinden gitmekle bir fikirden vazgeçmek, geri dönmek arasındaki şeyiniz nerede? Ya da mesela burada yaptığın o hani bir satışçımız eksikti vurgusu mu mesela bu kararların karar vericisi noktasında önemli oluyor? Ya orada verebileceğim benim için en faydalı bilgi şuydu. Konuyu öznellikten çıkarmak en netleştirici şey oluyor. Benim herkese önerim, tek başınıza startup kesinlikle kurmayın. En az 2 kişi olun, mümkünse 3 kişi olun. Çünkü orada da şu var. Eğer tam aynı insan değilseniz ortağınızla, onu bir şeylere ikna etmeniz gerek. Tam aynı insan olsanız bile genelde ikna etmeniz gerekiyor. Ve de bu iknayı, yani birbirinizi ezmek, birbirinizi yıldırmak üzerinden değil, gerçekten birbirinizi ikna etmek düzlemi üzerinden yapmaya çalışırsanız, o zaman zaten fikirlerinizdeki çelişkiler ortaya çıkıyor. Yani ben gerçekten de inandığım bir şeyi ortama anlatmaya çalışırken kendim inancımı yitirdiğim oluyor. Yani. Çünkü yani o böyle bir kere ağzımdan çıkıp havaya karıştığı zaman ne kadar saçma bir şey olduğunu görüyorum. Yani böyle diyorum ama ya şimdi adam da öyle demiş. Hiç de o yolda değiliz. Sizi çok yaşadık. Dolayısıyla şimdi bu şey gibi anlatayım bunu. Bir nokta, uzayda bir nokta olduğu zaman o bütün bir hacmi tanımlıyor ya. Oysa 2 nokta olduğu zaman gerçekten çok daha ihtimalleri azaltmış oluyorsunuz. Bir doğru oluyor. 2 kişi aranızda konuştuğunuz zaman ya da 3 kişi aranızda konuştuğunuz zaman bir konsensus ürettiğiniz zaman o genelde doğruya daha yakın oluyor. Ve de bir kişi bir şey yaparken egosundan dolayı yaptığı şeyin yanlış şey olduğunu göremez iken birden fazla kişi en azından o şekilde egosunu sönümlendirip ya bir dakika sen öyle diyorsun ama gördüğümüz şeyler bununla çok uyumuyor. Ruh birbirlerine ikna ediyor. Tabii bunun için arkadaş olmanız, birbirinizi sevmeniz, saymanız falan gerekiyor. Dolayısıyla hani yabancılarla yapılacak bir iş değil bu. Zaten daha benim 2 ortağım da ilk şirkette, bu şirketteki ortağım da yıllardır arkadaşımdı. Çok iyi tanıyordum onları. Zaten söylediklerinin ne anlama geldiğini, konuştukları dili bildiğim insanlardı. Bunu çok öneririm. Eren, yavaştan biraz süremizin sonuna geliyoruz. Ya gerçekten benim açımdan ya konuşacak çok şey var. Senin ne kadar donanımlı olduğunu da biliyorum ve bu konuları da açmak istiyorum. Seni ben tekrardan konuk etmek isterim. Yani mesela birkaç sorum var. Yani uzun yıllar Amerika'da yaşadığın bu hani vizyonun ya da bu girişimcilik şeyi o Amerika'dan mı geliyor? Türkiye'deki deneyimlerinle mi çıktı? Soracak bir sürü sorum var. Belki bunun ikinci kısmını sende çekmek isterim. Şimdiden söyleyeyim. Yani bana zaman ayırmanı çok isterim. Memnun olurum. Son olarak yavaştan kapatacak bir soruyla söyleyeyim. Yani ya genel olarak mesela startup değil ama mesela profesyonel çalışanlara ya da mesela profesyonel çalışan startup mı olayım kararının içerisinde iş arayışına ya da profesyonel hayata atacak olan öğrencileri, yani genel olarak böyle son sözlerini, tavsiyelerini alıp kapatmak istiyorum senden. Ben İlk startup'ımı kurmadan önce 11 sene profesyonel olarak çalıştım. Şimdi dönüp baktığım zaman bir miktar da başka bir dünyaydı. Yani gidip 11 sene profesyonel olarak çalışın ve startup kurun da diyemem. Çalışmayın, hemen startup kurun da diyemem. Çünkü ikisinin de inanılmaz faydaları var. Yani hemen şunu söyleyebilirim. Öğrenciyseniz, eğer okulu yeni bitirdiyseniz, İyi bir startupta, iyi bir startup olduğu dışarıdan çok belli olmayabilir, iyi kötü mü olduğu, ama eğer bir şekilde a priori iyi olduğunu bilebiliyorsanız, iyi bir startupta çalışmak, bir arkadaşım böyle bir tabiri vardı, köpek yaşı gibi diye. Hani işte 5 yaşında köpek, 30 yaşında insan gibidir ya, startupta çalıştığınız zaman köpek yaşı alıyorsunuz. Yani diyor, startupta çalıştığınız birkaç sene size birkaç sene gibi değil geri dönüşü. O açıdan ilk söyleyeceğim şey, startuplarda çalışın. Eğer yani hani ve mümkünse startup kurmadan önce startupta çalışın. Çünkü startup nasıl çalışır ve bu domaini öğrenmeyle ilgili hem sizi çok daha az yıpratıcı bir yoldur, hem de aynı zamanda yani daha işe, normal işe benzer birazcık
maaşlı falan bir çalışma olur. Bunu öneririm. Ama bunun dışında da çalışmak istediğiniz alan uygunsa, bunu gerektiriyorsa profesyonel olarak çalışmanın da ileride startupta çalışmak ya da startup kurmaya çok faydası olur. Çünkü mesela ben networklerle, Wi-Fi ile ilgili bildiğim her şeyi startup kurmadan önce çalıştığım yerde öğrendim. Her şeyi, yani girdiğim zaman Wi-Fi ile ilgili çok böyle şey gibi bilgim vardı yani. Hani şöyle bir şeydir herhalde falan gibi düşünüyordum. Sinyal işlemeciydim ben, videocuydum. Girdim ve 3-4 sene içerisinde networklerle, Wi-Fi ile ilgili inanılmaz çok hands-on şey öğrendim. Muhteşem bir ekibin parçası olarak. Böyle bir avantajı da var tabii ki. Gidip bir düzgün bir yerde çalışmanın. Onun için şöyle yapın diyemiyorum. Yapmak istediğiniz, eninde sonunda girmek istediğiniz alanın dinamiklerini değerlendirerek bunu profesyonel olarak bir yerde çalışarak dikeyleşmeli miyim bu alanda? Yoksa bu alanda teknik dikey yeterince kazandım ya da bunu direkt işin içinde öğrenebilirim bir startupta. Hemen cups diye oraya atlayayım de bence çok makul bir yol olabilir. Bunların ben çok kıymetli öneriler olduğunu düşünüyorum Eren. Teşekkürler öncelikle podcast'a. Ben teşekkür ederim. Saat şu an geç. Yarın kaçta insanlar dinleyecek ama yani senin açından hani bir mesaini aldığım bir zaman diliminde yaptığım da farkındayım. Teşekkürler katılımın için. Çok keyif aldım. Bir podcast daha çekeceğiz seninle. Onu söyleyeyim. Tamam. Tamamdır. Çok tamam. Sağ ol bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Network Talks 6. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.